Yeni bir videodan, yeni bir Rocket videosundan da hepinize merhaba. Şimdi arkadaşlar, bugünkü videomuzun olayında tamı tamına size 7 tane çok faydalı ama fazla bilinmeyen Rocket eklentisi göstereceğim. Bunları nasıl yapacağız? Hemen şuradan alt tabımızı atalım. Bakın şurada Bacchus mod var. Buradaki Bacchus mod sitesi var daha doğrusu. Buradan bir sürü eklenti ekledim ben, 7 tane. İlk ile başlayacağız. Şimdi bu eklenti Birdseye diye geçiyor. Ne olduğunu birazdan göstereceğim. Eklentimizi eklemek için Install with Bacchus mod diyoruz buradan. Böyle bir kod ekranı çıkacak. Korkmayın, bilgisayarınız eklenmiyor bu durumda. Burada plugin has been installed yazısını gördüğünüzde çarpıya tıklıyorsunuz ve buna da okey diyorsunuz. Ha, şunu unuttum bak, bu çok önemli. Bunları yüklemeden önce başlatan Bacchus modu açın ve Rocket League'i kapatın abi. Bu önemli bir şey. Yoksa yani çalışmaz. Bacchus mod açık. F2'ye bastım. Birdseye eklentisi indirdik. Şimdi buradan plugins'e giriyoruz. Bakın bende nerede Birdseye gözükmüyor. Şimdi gözükmüyorsa ne yapacağız? Korkmanıza gerek yok. Şuradan plugin manager diyoruz. Open plugin manager diyoruz. Bakın Birdseye açık. Demek ki ya yani bir sıkıntı yok. Aktif durumda. Burada gözükmüyorsa orada sorun yok. Şimdi buradan ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bu Birdseye şöyle durumlarda gözükecek. Ya serbest oyuna gireceksiniz. Pardon, buradan değil, özel oyunlardan gösteriye gideceksiniz. Buradan mesela bir tane maç atacaksınız. Bakın Birdseye bu abi, mini map yani. Biraz geç söyledim ama bence gayet güzel. Burada mini map çıkıyor karşınıza. Şimdi ben botlarla bir maç attım, oynamayacağım. Bakın ortada topu görüyorsunuz. Yani mini map'in çalışma mantığını göstermiş oldum. Şimdi bu eklenti size ne fayda sağlar onu da hemen söyleyeyim. Şey, adamların ne konumda olduğunu görmeniz için iyi olur. Rotasyon nasıl yapacağınızı görmeniz için iyi olur diye düşünüyorum. Tabii şöyle bir eksisi de var bu eklentinin. Şeyde çalışmıyor abi, rekabetçidedir, custom lobilerdedir, orada çalışmıyor, aklınızda bulunsun. Yani sadece böyle özel oyunda biraz daha rotasyon hakkında bilgi ediniyorsunuz. Bence güzel bir eklenti ama fazla kullanışlı değil açıkçası. Yani şöyle kullanışlı değil, rekabetçi de olsa çok iyi olur ama o zaman da PlayStation oyunculara erişemez, haksızlık olur. Bu böyle bir eklentiydi. Geçelim ikinci eklentiye. İkinci eklentimiz Rocket Stats. Yani bu ne oluyor? Şöyle söyleyeyim, işte rekabetçi de kaç bin aldınız, MMO'nuz ne kadar yükseldi falan gibi böyle istatistiksel anlamda her şeyi gösteriyor sizlere. Şimdi buna da aynı şey diyoruz. Buradan plugin has been installed dedik. Kapat abi, buna da okey de. Şimdi Rocket League'e giremiyorum bu arada ben. Şöyle yapalım. Rocket League, evet. Rocket League yanıt vermiyor arkadaşlar. Düzel, tamam. Şimdi buradan F2'ye basıyoruz. Tekrar plugins, plugin manager açıyoruz. Bakın burada Rocket sitesi var. Bunu açtığım an tık gördüğünüz gibi geldi buraya. Şimdi siz bir tane rekabetçi maç girdiğinizde buradaki puanlarınız düzelecek. İşte kaç win aldınız, kaç lose aldınız, kaç MMO'nuz var, günün sonunda ne kar zarar ettiniz. Buradan görebiliyorsunuz. Bence faydalı bir eklenti. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben beğendim. Yani öyle çok kullanışlı mı? Ya bence kullanışlı yine ya. Çünkü İstatistiksel olarak çoğu şey görebiliyorsunuz. Hani kafanızı hesaplamanıza gerek kalmıyor. Ulan kaç bin almıştım ben şöyle falan diye, işte kaç an var kazandım diye. Bu da güzel bir eklenti. Geçelim eklenti 3'e. Üçüncü eklentimiz Bulls'ların yerini gösteren eklenti. Yani yerini gösteren demek saçma olacak ama Bulls'ların nerede olduğunu görmenizi daha iyi yarayan eklenti. Şimdi buradan yine aynı şeyi yapıyoruz. Burada kodu yazıyor, öğrendiniz. Plugin has been installed yazısını gördük. Okey dedik. Şimdi arkadaşlar yine rakıda giremiyorum. Şöyle bir alt taba atalım. Rocket Stats eklentisini kapatacağım ben. Onun için tekrar buraya geliyorum. Buradan kapat. Şimdi bu eklentimizin ismi de şu. Boost with Training abi. Şimdi buradan yine bir özel maç açacağım. Şuradan bir kapatayım bunu. Özel oyunlar gösteri. Buradan insafsız yapacağım ya. Yani insafsız değildir. Tamam mı? Burada Birdseye de çıktı bu arada. Tamam, çıksın. Sorun değil. Buradan diyeceğiz ki arkadaşlar. Enable. Abi bir durun ya. Adamlar direkt gol attı. Şeyi gösterecek mi de gösteremedim. Bir dakika, buradan bir çıkalım. Bu olmadı. Ben normal eğitimde gösterim bunu ya. Bulls'ların nerede olduğunu görmüyorsunuz. Bu büyük Bulls'lar için aslında önemli değil ama küçük Bulls'lar için gerçekten önemli. Yani bazılarınız çok fazla büyük Bulls'a koşuyor direkt, hani Bulls'suz kalın ama işin olayı, eğer top size karşı hızla geliyorsa küçük Bulls'lar alıp kurtarabilirsiniz. Küçük Bulls'ların da yerini yani bulmak biraz zor oluyor. O yüzden böyle direkt hani kas hafızanıza bunu ekleyerek Bulls'ları toplayabilirsiniz kısaca. Çünkü bazen insanlar gerçekten zorlanıyor küçük Bulls'lar nerede diye. Ha, yine zorlanıyorsanız şöyle yaparsınız abi, gelirsiniz buraya. Şuradan Boost Whip Training'i açarsınız. Glow Full Cylinder dersiniz. Yani silindirli etrafını çiz demek oluyor bu direkt. Bakın abi, böyle de göremiyorsunuz artık zaten. Sıkıntı var demektir gözlerde. Böyle görmüşsünüz tabi, bu biraz kas sürüyor. Benim tavsiyem size direkt böyle yapın. Ha, buradan rengini de değiştirirsin. Ne bileyim işte, buradan al bak sarı yaptım. Daha böyle
O farklı kısabilirim falan filan. Buradan istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tatlı beklenti. Yani ben bunu tavsiye ederim. Güzel. Şimdi buradan da çıkalım. Bunu da gösterdim. Bu sadece bu arada free play ile çalışıyor. Aklınızda bulunsun. Minimap free play artı normal lobilerde çalışmıyor. Custom maçlarda da çalışmıyor. Gösterim maçlarında çalışıyor. Boost olayı da sadece şeyde çalışıyor abi. Free play'de. Aklınıza bulunsun. Geçelim eklenti 4'e. Evet, dördüncü eklentimiz bildiğiniz abi CS'de böyle hani illaki CSGO ya da 1.6 oynamışsınızdır. CS'de girersiniz ya abi işte topluluk sunucularında falan filan. Aynısı abi. Bu da Rocket League'in topluluk sunucu gösteren versiyonu. Çok tatlı beklenti bence. Buraya install with Bexmod diyorsunuz. Yine aynı şekilde. Plugin has been installed yazısını gördünüz. Okey diyorsunuz abi. Buradan tekrar gelemiyoruz tabi. Oyun kafayı siliyor. Şöyle yapalım. Bir daha gelelim. Tamam, burada takılıyor artık. Alıştık. Tamam, açıldı. F2'ye bastık. Eğer burada çıkmıyorsa plugins kısmında Open Plugin Manager. Şimdi buradan RL lobby şeyini bulmamız lazım. Geçip bizde burada yok. O zaman şurada olacak. Bir dakika. Aynen bak. RL lobby diye çıktı. Bakalım abi. Refresh diyelim. Lobby var mı? Şu an hiçbir şekilde bakın diyor ki sıfır maç buldum. Yani hiç maç yok diyor. Kurulmuş odaları görebiliyorsunuz. Hani CS topluluk sunucusu gibi. Bu da tatlı beklenti. Geçelim 5. eklentiye. Şimdi 5. eklenti bildiğiniz hile. Ama tabi bu rekabetçi de çalışmıyor. Custom lobby'de de çalışmıyor. Sadece free play'de çalışıyor. Yani topun nereye gittiğini görüyorsunuz. Yani bildiğiniz CS'deki Wallhack'in farklı versiyonu. Orada adamı görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Burada topun nereye gittiğini görüyorsunuz. Açalım abi. Şimdi buradan bakın geliyorsunuz arkadaşlar. F2'ye bastınız. Ondan sonra plugin settings. Buna tıklayacaksınız. Ondan sonra on off on yapacaksınız bunu, tamam mı? Sonra geleceksiniz. Eğitim. Serbest oyun. Kabul et. Bakın şimdi ne oluyor. Tabii minimap da açıldı. Aa, topun yanında böyle şeyler çıkıyor. Şimdi ben topu back kısmından backboard'a atacağım. Bakın. Ya yani nereye gideceğini gösteriyor abi. Burayı seçecek. Mesela bir şut çekelim. Topun nereye gideceğini göstersin bize. Böyle vurduk. Böyle sekti. Ondan sonra nasıl bir şey yapabiliriz? Şöyle Allah neredeyse vuralım. Mesela bak oradan sekecek. Buradan tekrar vuruyorum. Mesela buraya sekiyor gibi gibi. Bu da çok güzel beklenti. Ya bu bence başlangıç oyuncular için çok iyi. Orta seviye oyuncuları da kullanabilir. Niye kullanabilir? İlk başta topun nereye gideceğinizi aklınıza kazıyın ki sonra bunu kapattığınızda daha şeyler yapabilirsiniz. Onun için bence gayet güzel beklendi. Şimdi geçelim abi. Kaçıncı eklenti olacak lan? Altıncı galiba. Altıncı eklentimize geçelim. Evet. Altıncı eklentimiz speedometer. Yani hız göstergesi denilebilir. Bu eklentimizin olayı gaza ne kadar basıyorsunuz? Frene ne kadar basıyorsunuz? Arabaları patlatmak için gereken hız nedir gibi şeyleri gösteriyor. Bu da faydalı beklenti. Bunu da şimdi göstereceğim sizlere. F2'ye basıyoruz tekrar. Şimdi burada speedometer var. Burada çıkmıyor. Yine ne yapıyorduk? Open Plugin Manager. Burada bakın speedometer yoksa zaten plugins kısmında mutlaka vardır. Şimdi buradan show speed diyoruz. Show throttle diyoruz. Yani gaz ve freni aç diyoruz. Show values. Değerleri göster. Metric values. Bunu da açabilirsiniz. Metrelik değerler. Şimdi yine eğitime giriyorum. Buradaki her şey bu arada free play ve gösterim maçlarında çalışıyor arkadaşlar. Hiçbir rekabetçi maçlarında çalışmıyor. Aklınızda bulunsun. Bu arada şey kapatalım biz. Redictator'ı kapatalım, tamam mı? Of ya bak abi. Gazı az basıyorum. Bak gördün mü? Aşağıya bak. Bak speed'im arttı. Hızım arttı. Fullledim gidiyoruz. Bak şu kısma gelirse sağ altta bu arada boost'un hemen yanında iki tane kutu. Üstüne bir tane satır var abi. Orayı gördün mü? O kısma gelirsek süpersonik oluyor. Süpersonik neydi? Bak sarı oldu. Süpersonik arabaları patlatmamız için konuşamadım. Arabaları patlatmamız için gereken hız abi bize. Şimdi ben böyle gidersem, ben böyle gittim. Tamam mı? Ya hatta ben ne uğraşıyorum abi? Bunu şeyde göstereyim sizlere arkadaşlar. Gösterim maçında göstereyim, çok daha iyi anlayacaksınız. Abi bu arada gösterim maçında çalışmıyormuş ya. F yapacak bir şey yok. Tamam geri dönelim. Sarı olduğunda anlayın ki burada zaten takla atarak hızınızı arttırabiliyorsunuz. Bakın bu önemli. Şimdi mesela gaza basıyorum. Bayağı uzun sürdü sele çıkmam. Bir de şurada takla atın bak direkt çıktım gördün mü? Bir saniyeden az bir süre. Burada frene de ne kadar basıyorum, gaza ne kadar basıyorum görüyorsunuz. Çok tatlı beklenti bence. Hızınızı da görebiliyorsunuz. Sadece free play'de işe yarıyor ama o aklınıza bulunsun. Burası kilit nokta. Geçelim artık son eklentimize. Son eklentimiz hitbox plugin. Yani hitbox nedir? Arabanın kutu menzili gibi düşünebilirsiniz. Yani tam bir Türkçesi yok abi. Arabanın topa değdiği hacim diyelim biz ona. Hacim olarak adlandırabiliriz. Şimdi bu nasıl çalışıyor? Geldik. F2'ye bastık. Artık siz de öğrendiniz. Buradan Open Plugin Manager açıyoruz. Bakıyoruz Hitbox plugin var mı? Burada yok. Demek ki nerede var? Plugins kısmında var. Buraya bakıyorum. Burada da yok.
O zaman ne yapacağız? Tekrar indireceğiz plugin'i. Şimdi geldim. Backings modu açtım buradan. Güzel oldu bu arada. Bakın hata da aldık videoda. Hitbox plugin. Burada bakın bize diyor ki eğer çalışmazsa konsol için şunu yazın. Bir ondan sonra da bir yazın. İndiriyorum bunu. İndirdi. Plugin will be installed next time you launch the game diyor. Tamam. Şimdi oyunu açalım. Ondan sonra girelim bakalım gerçekten inmiş mi? Evet, oyunumuz açıldı. Ben de yoruldum artık anlata anlata. Şimdi bakalım, bakın inmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Şimdi abi buna giriyoruz. Bu arada bu da muhtemelen sadece FreePlay ile çalışıyor. Custom Mesh ile çalışıyor mu bakacağız. Şuradaki gereksiz pluginleri ben kaldırmak istiyorum. Bir tanesi neydi? Birdseye'di. Şimdi Birdseye'i şuradan kaldıracağız. Giriyoruz buraya. Birdseye bunu kaldırdık. Bir de şeyi kaldıracağız abi. Neydi onun adı lan? Speedometer. Speedometer'ı da buradan kaldırdık. Çok güzel. Şimdi hitbox plugin off diyor. Practice. Ha bak bu da çok güzel. Practice açılıyor. Yani antrenman. Replay de açılıyor. Practice and replay ise bunu seçiyoruz. Hop geldi abi. Müthiş ya. Müthiş. Currently equipped car. Bak oyun dışına çıkmadan hitboxları görebiliyorsun. Çok güzel bir şey abi. Yani bu bence en iyi plugin falan abi. Fennekin hitboxı bu. Ya bu bence bu arada direkt en iyi plugin arkadaşlar. Yani arabanın topa ne kadar değdiğini anlayabiliyorsunuz bu şekilde. Müthiş bir şey ya. Ah vuramadık. Şimdi Fennec'e baktık. Bak buradan hani beğenmedim mi rengini? Bazen öyle olabilir. Ulan sarı ne lan dersin? Değiştir abi kafana göre. Siyah yap. Ben mesela morcuyum. Mor yapalım anladın mı? Buradan mesela ne yapalım? Currently equipped değil de Octane yap. Octane olmadı. Hitbox render diyor. Ha Octane hitbox'ına dönüşüyor. Domius yaptığına bak. Tamam. Arabayı değiştirmiyor. Hitbox'ı değiştiriyor. Bak. Octane ile Fennec hitbox'ı aynı. Gel Dominus hitbox'ına. Bakalım Dominus'a. Bak gördün mü? Daha uzun ama daha kısa. Yani freestyle hitbox kısaca. Gel abi. Başka ne var? Batmobile. Bak Batmobile daha da kısa. Ama daha uzun değil abi yok. Daha kısa sadece. Belki bir tık daha uzun. Yok ama daha geniş. Tamam. Daha kısa ama daha geniş. Bu da güzel. Hitbox. Gel abi mesela. Breakout. Bu nasıl? Bu tam orta. Bu da kullanılabilir. Gel abi başka ne kaldı? Hybrid yani kar mı ortaya karışık. Hybrid bu zaten bütün arabaları orta gösteriyor. Bir de Merc. Yani kaç tane hitbox var? Octane, Dominus, Batmobile, Breakout, Merc. 5 tane hitbox var. Abi Merc de böyle abi. Tabii bizim araba Merc hitbox'ına sahip olmayacak. O ayrı konu ama gösterdim sizlere işte. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tamı tamına 7 tane size Rocket League eklentisi gösterdim. 7'si de bence birbirinden faydalı. Ama en faydalısı bu abi. Ya yani şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Çünkü çok tatlı bir eklenti. Ama diğer eklentilerde tabii ki de güzel. Dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videodan sonra muhtemelen bir ya da bir kesin de 2 tane FIFA videosu gelebilir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayın. Onun dışında yorum yazarsanız da bu video hakkında ikincisi gelsin diye. İkincisi de gelebilir bu arada. Onu da söyleyeyim. Sizin isteğinize bağlı. Yorum yazarsanız da ona göre çekerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.